Merhaba arkadaşlar, Gris'in 4. bölümüyle huzurlarınızdayım. Bir önceki bölümde şaşıracaksınız ama burada kalmıştık. Şimdi de buradan devam edeceğiz efendim. Bu videoyu bitirdiğimizde Gris'i yaralamış gibi bir şey olacağız. 8 bölüm olarak ayarladım. Yine hatırlatayım. YouTube kanal fotoğrafımızda hangi günlerde Gris yayınlayacağımı takip edebilirsiniz. Şimdi sağa mı gitsek, sola mı gitsek? Bayağı uzaktan bir görüntü aldı oyun. Şimdi ne yapacağımıza karar vereceğiz. Buradan çıkış yok. Düşüş de yok. Bir de sağa bakalım. Zıplayabiliyoruz hala. Özelliklerimiz aynen devam ediyor sevgili guys. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Şurada kuşlar var. O kuşlardan tabii ki yararlanacağız. Evet, bu şekilde yukarı doğru çıkalım. Bu oyunda fazla zaten bizi zorlamıyor. Nereye gideceğimizi aşağı yukarı bize hep söylüyor. Evet, görüntü yaklaştı. Şimdi birazdan, evet, buraya da zıpladık. Tamam, güzel. Bakın, dediğim gibi bizi ters tarafa götürtmüyor. Mecburen tek bir yönümüz var. Oradan gideceğiz. Ahanda üçgen kuşlar. Kuşlar kuşlar gelen mi yanağızdan? Ne oldu lan? Evet, kuşlar bir gösteri yapıyor arkadaşlar. Ha, birleştiler. Voltron'u oluşturdular. Büyük bir kuş oldu. Güvercin. Siyah bir güvercin. Şu an tabii kontroller bizde değil. Ayıp ediyorsun kanka. Ayıp ettin ama bıraktı bizi. Tamam, no problem, zaten ihtiyacımız yok. Pek sevmedim derken geri geldiler. Bu sefer de bu tarafa geldi. Bak güvercin, canımı sıkma benim. Bu sefer kurtulduk. Taş olduk yine. Yine taş gibi kız olduk. Güvercin galiba bizim peşimizi bırakmayacak arkadaşlar. Ara ara böyle kendini gösterecek. Evet. Tıpkı tahmin ettiğim gibi. Şimdi buradan zıplayacağım. Ama önce bir üfürsün. Bütün enerjisini harcasın. Güzel. Bay bay. Devam edelim. İki tane topumuz yine peşimizde. Biliyorsunuz bu oyunda amaç topları biriktirmek. Oo. Ödüm koptu la. Dost musun, düşman mısın belli değil. Bu sefer işimize yaradı galiba. Bizi yukarı attı. Mı acaba? İşimize yaradı mı acaba? Sanki yaradı gibi guys. Tam buradan tekrar yukarı çıkalım. Tekrar. Olmadı bir daha. Bir daha. Tamam. Aslında hedefim sol tarafa gitmekti ama galiba yetişmiyor. O yüzden buradan şöyle zıplayalım. Güneş doğmuş. Tabii bu güneşse. Biliyorsunuz burası Mars demiştik arkadaşlar. Mars güneş sisteminde. Dolayısıyla bu yansıyan ışık da büyük ihtimal güneş. Ama hiçbir şeyden emin değiliz şu anda. Aha, geldi yine tipini sevdiğim. Bak nasıl yürüyor. Nasıl bakıyor bak. Yani çok sevimsiz bir tipi var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Heh, üfür. Üfür. Hadi be. Çıkamadık oraya ama galiba zaten buraya çıkmamız lazım. O bizi üfürecek. Biz sol tarafa doğru gideceğiz. Ama ben bir sağa denemek istiyorum. Olmadı. Hadi be, milim kalıyor, milim sekiyor, olmuyor. Tekrar deneyek mi? Ha, yok. Başardım aslında ama kabul etmedi oyun.
O zaman böyle bir gördünüz mü? Bakın 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 nasıl yavaşlatıyor beni. O tarafa doğru giderken. Aslında inat ettim. Ben ona ulaşmaya çalışıyorum. Birkaç kez daha denemek istiyorum. Ama galiba olmayacak. Biz de o zaman bu tarafa tahmin ettiğimiz yöne doğru ilerleyelim. Dedim belki bir şey yakalarız oradan. Kimsenin geçmediği yerlere geçeriz ama olmadı. Oo, yürüyor herhalde. Bakın. Ekran sallanıyor. Yine üçgen kuşlar zıplattı bizi. Evet. Şimdi nereye gitsek? Şuradan devam edelim. Tamam, herhalde bu bölüm boyunca arkadaşlar kuşla beraberiz. Sefer de bizi karşıya atacak. Ama önce bir kendimizi ayarlayalım. Ah. Ayarlayamadık. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. At beni. Zıplayamadım ya. 2 saniye bekleyemedi ki. Bir daha deneyelim. 2 kez üfürecek. Bir şey ortada duracağız. Hadi. Yapma be. Sen bir daha bir daha. Şimdi. Burası bayağı bir yetenek istiyor. Hadi. Tamam, şimdi duruyoruz. Bir daha üfür bebek. Güzel. Tamam, bu sefer geçebildik. Şimdi buradan tekrar yukarı çıkacağız. Çıktık. Ekran yaklaşıyor. Gördüğünüz üzere. Bu oyunda renklerden falan bahsediyorduk. Böyle kırmızıydı, mavi olmuştu, işte griydi falan. Ama sanki artık bir standarda oturdu gibi. Böyle işte kırmızımsı, mavimsi bir şey oldu gibi. Evet arkadaşlar, bir üst tura çıkalım o zaman. Yukarı doğru gidiyoruz. Buradan bulutların arasından kuşumuz da geldi, kuşumuz da kalktı. Beraber ilerliyoruz. Bakalım nereye çıkacağız. Şimdi biz kuşun üstünde miyiz yoksa o sadece görüntü mü? Tabii ki sadece görüntü. Biz buradan efendime söyleyeyim devam edeceğiz. Arkadaşlar yine her zamanki hatırlatmamızı yapalım. YouTube kapak fotoğrafımızda bu ay hangi gün, hangi saatte, hangi oyunu oynayacağımızı yazdım. İlgilendiğiniz oyunu o gün o saatte izleyebilirsiniz. Bir de önümüzdeki aylarda benden oynamamı istediğiniz oyun varsa onu da yorumlarda yazarsanız değerlendiririm. Ondan sonra yalnız multiplayer bir oyun olmasın. Battle Royale olmasın. Bir de çok uzun olmasın. Böyle tadımlık bir şey olsun. Yani başlayıp bitirebilelim çünkü. Son olarak kanalımıza abone olursanız müteşekkirlikten ölürüm. Öyle böyle değil. Bir de beğenirseniz videoları işkence çekerek böyle memnuniyet krizi geçirerek ölürüm. Bu bilgileri de verdikten sonra oyunumuza devam edelim. Üçgen kuşlar, üçgen yapraklar ve biz. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Buradan bir yerden saçma sapan bir şekilde düşersem bayağı bu yolu tekrar etmem gerekecek. Kaç dakikamızı alacak? Ama biz professional gamer olduğumuz için bakın görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. O yüzden düşmüyoruz. Ama çıkamıyoruz da hayırdır. Tamam, buradan kuşlara bastık. Kuşların üstünde yükseldik. Evet, yine kara kuşlar. Yine gıcık gıcık kuşlar. Tamam, şimdi ne yapacağız? Heh, sağdan giderken sağdan geliyor. 2 tane mi kuş var? Ama bir tanedir bence. Sağdan gidince sağdan geliyor. Evet, daha önceki bölümlerde rüzgardan öğrenmiştik bunu. Kare şeklinde olup ondan sonra ilerleyebiliyoruz gördüğünüz üzere. Aa, pisliğe bak, nasıl yaptı? Başka bir yol mu bulmamız lazım? Ama gitti herhalde. Evet gitti.
Tamam, öyle çok yaklaşınca gitti. Şimdi o zaman buradan yukarı çıkalım. Ama nereden gideceğimize dair, aa yine geldi. Fikrimiz yok. Şu yine üfürüyor. Yine karşıya geçmemiz lazım herhalde ama karşıda da kuş görünmüyor. O kuşa değmemiz mi lazım? Bir yaklaşmayı deneyelim. Ama müsaade etmiyor. Neyse. Çanın üzerinde kaldık, düşmedik. Güzel oldu. Şu diğer küçük kuşlar kül gibi duruyor. Toz bulutu gibi. Kirli bir havayı. Hadi be. Ne güzel gidiyorduk. Ha, onlar zaten o küllerin birleşmesinden oluşuyormuş. Bizim güvercin. Geldi yine. Şimdi ne yapacağız? Deniyoruk olmayı. Bu tarafa doğru bir atlamaya çalışalım. Yapma be. Ayarlayamıyoruz bir türlü. Full konsantre olmak gerekiyor. Benim de hiç full konsantre olasım yok. Böyle rahat takılasım var. Ama oyun beni zorluyor. Aslında beni zorlaması gereken kısım burası değil. Bulmaca kısmında zorlasa daha iyi olur böyle. Zekamı konuştururum. Ama maalesef burada zorluyor. Tamam, yapsam mı yapmasam mı? Bu sefer yapayım mı? Bu sefer yapıyorum guys. İyi izleyin. Artık full konsantreyim. Bak, toplar da benimle birlikte yapamadı. Yapamadı. Oyunun yarısını burada geçireceğiz galiba. Şimdi siz izlerken lan bir yerden atlayamadığı falan diyorsunuzdur. Ama o kadar kolay değil guys. Zannettiğiniz kadar kolay değil. Bakın nasıl ağzını açmış. Bana karşı böyle hönkürüyor. Oha, ne yapacağım lan? Susmuyor. Nasıl zıplayacağım ben oraya? Gerçi zıplamam gerekiyor mu onu da bilmiyorum da. Hadi be, yine yapamadık ya. Yine yapamadık dostlar. Bakalım bu sefer yapabilecek miyiz? Yine bizi zorluyor. Yani şimdi şöyle bir şey var. Yol da yok başka. Buraya kadar geldikten sonra kuş bir o tarafa bir bu tarafa itiyor bizi. Şimdi en başta da bu aşağıda da aynı şeyi yaptı ama aşağıda çok kolay bir şekilde geçtik. Bence burada tek yapmamız gereken şurayı atlayabilmek. Oraya atlarsak gidecek bence. Ama susmuyor işte, hep ağzını açıyor. Bir trik var mı acaba? Yapmamız gereken bir şey var mı acaba? Burada yorumlarda yazarsanız sevinirim demeyeceğim tabii ki. Bu videoyu izliyorsanız ben zaten burayı geçmişimdir herhalde. Ya da burada bölümü sonlandırmışımdır. Ama geçeceğim yani, çok olmadı çünkü. Ben burayı geçerim. Öyle tahmin edeyim. Tamam, bir daha var. Bir daha var. Avazın çıktığı kadar var. En sonunda benim olacaksın. Heh, geçtim ya. Burada kalabilirsem, ki kaldım. Bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak. Var. Heh. İşte böyle böyle dağıtırlar arkadaşlar. Böyle dağıtır. Ha, yamulursun. Düş bakayım. Düşmedi ama paramparça oldu. Şimdi şurada, evet, gördüğünüz üzere yeni kuşlar geldi. Taze taze yeni kuşlarımız geldi. Gökyüzüne çıkabiliyoruz. Güzel. Bak, toplar burada yardımcı oldu. Çok sinirlenecektim eğer aşağı inmem gerekseydi tekrar. Ama böyle bir şey olmadı. Gökyüzüne tekrar çıkıyoruz arkadaşlar. Yine beyazlar içinde kaybolabiliriz. Ama kaybolmadık. Bayağı bir çıktık yani. Şu oyuna bir asansör getirmediler. Bir update yapmadılar ya. Tüm bu çabaları bu beyinsiz heykele ulaşmak için mi gösterdik arkadaşlar? Kafan nerede kız senin?
Kafan nerede beyinsiz? Şu an biliyorsunuz, gördüğünüz üzere alttan üstten siyahlıklar belirdi. Bu ne demek? Biz yönetemiyoruz demek. Şu an bunları izleyeceğiz demek. Bu sulu boya çalışmasını, bu çizgi film çalışmasını izleyeceğiz demek. Galiba bir bölümün daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Evet, renkler değişiyor. Akşam oluyor. O oyunda renklerde demiştik. Daha önceki bölümlerde bir anlamı olabilir demiştik. Ama sonra da bu bölümdeydi zannediyorum. Dedik ki, aha yağmur yağıyor. Dedik ki ortam hep aynı. Bu şekilde kalacak herhalde. Ama bir şeyler değişmeye başladı guys. Evet, buraya kadar sabırla izlediyseniz lütfen bir de abone olursanız arkadaşlar. İzlenme sayılarımız güzel ama abone sayımız güzel değil. Size bol bol reklam izletmek istiyorum. Çok hoşuma gider. O yüzden abone olursanız sevinirim. Evet, kızın saçlarından uçuruma doğru sürüklendik. Bu sefer kaybolduk. Yeniden geldik. Yağmur yağıyor. Ahmak ıslatan. Ve suya girdik zaten, tamamımız ıslandı. Balıklar filan var. Bunlar bize zarar vermiyor. Ne güzel yüzüyorum ya. Aslında bence ileride vardır. Daha çok su vardır yani. Şimdi şu üste çıkacağım galiba. Su damlacığına. Çıktık. Ha, iki kez zıplamam lazım. Aslında fark etmiştim de beceremedim yine. Şimdi tekrar deneyelim. Bir, iki. İşte bu. İşte bu guys. Sol tarafa yol var mıydı acaba? Ben direkt sağa gittim ama. Solda yol olsaydı gerçi şey yapardı ya. Oyun burada bir yerde beni keserdi. Geriye dönmem için çok fazla, çünkü boş yaptırmıyorlar. Çok uzağa gidemiyorsunuz. Eğer yol yoksa, misal. Bakın. Aynen burada olduğu gibi. O zaman şuradan sağ tarafa evet çıkıyoruz. Şu sağ otu insan zannettim ya. Yalnız biz jenerik diyorum. Orada şey girdi. Bir cutscene girdi. O girdiğinde oyunu bitirmemiz lazımdı. Ben boşluğuma geldi. Bitirmedim. Şimdi en yakın zamanda böyle bir şey olursa bitireceğim. Şu oyunun ortasında kesmek istemiyorum. Sizinle burada vedalaşmak istemiyorum. İlerleyelim bakalım. Eğer çok uzarsa pat diye kesebiliriz arkadaşlar. Ama uzamaz da yine böyle bir cutscene girerse ya da işte mantıklı bir yerde durursak orada şey yapacağız. Bitireceğiz bölümü. Evet, suyu çok sevdiğimiz için bir daha girdik. Bıcı bıcı yaptık. Devam ediyoruz. Burada yol var. Ben niye kasıyorum? Şurada 3 tane top var. Lan tanrım, onu nasıl alacağız? Üstten mi gideceğiz? Galiba üstten gideceğiz. Evet, o meyveleri yerine soktuk. Devam edelim. Bizim bir önceki bölümde kutu arkadaşımız vardı. Bilmiyorum ilerleyen bölümlerde veya bu bölümde gelecek mi? Beraber yol arkadaşının olması güzel oluyordu. Bize yardımcı oluyordu. Anda çıkamadım. Anda çıktım. Şimdi buradan buraya niye çıktık? Bir özelliği yok. Öylesine çıktık oraya arkadaşlar. Evet, yüzüyoruz. Yüzüyoruz. Şeyde o kuş öterken kuş bizi uçurdu ya. Böyle nasıl daha hızlı gidiyoruz değil mi? Böyle yapmak iyi. Orada biraz zaman kaybettik arkadaşlar. Yoksa biraz daha ilerleyebilirdik. Orada biraz zaman kaybettik ama yapacak bir şey yok. Güzel uçuyorum, farkında mısınız? Tam bir professional gibi. Acaba şunlar zarar veriyor mu? Yoksa bence bir anlamı yok. Çünkü şu ana kadar böyle bir şey olmadı. Hiçbir şey bizi öldürmedi yani. Onlar da öldürmez ama denemeye değmez. Zaten daha zor kısımlar çıkar eğer öldüreceklerse. Şöyle efendime söyleyeyim, ilerleyelim. Acık bir oyuğa takıldık. Şurada
Bir resim var ama ne anlam ifade ediyor bilmiyorum. Evet yine bir yere geldik. Çok mantıklı. Yeni bir gösterim oldu. Tamam, şimdi burada o zaman arkadaşlar videomuzu bitireceğiz. Bizim elimizdeki toplardan birkaç tane daha bulduğumuz için şöyle biraz uzatmış olduk yolumuzu. Gördüğünüz üzere S. Sevgilimin sesi. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.